Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte olan tokaları nasıl kurdele ile tokalayıp veya çemberle nasıl tok haline getirdiğimi onu göstereceğim. Şöyle göstereyim ilk başta. Bu benim böyle bir üzerinde süsü olan bir çemberdi arkadaşlar. Şöyle kullanılabilir. Artık ben böyle çemberle kullanmak istemediğim için bu çemberden, yani şunun gibi çemberin üzerindeydi. Bunu daha sonra buradan çıkarttım ve bunu arkasına şöyle çöp tokalar ara kısmına geçirerek bunu yaptım. Normalde saçlarımı topladıktan sonra arka kısmına geçirip böyle sade bir toka yaptım. Eğer sizin de böyle çemberleriniz varsa ve çember olarak artık kullanamıyorsanız da saçlarınızı topladıktan sonra veya ördükten sonra üzerine bunu yaparsanız da böyle çok güzel görünüyor. Bu da böyle bir kıyafetim vardı lila tonunda. Ben böyle yaptım. Arkasına şöyle çöp tokalarını geçirdim ara kısmına ve böylece direkt saçımı topladıktan sonra, ama altını lastikle bağlıyorsunuz, daha sonra bunu geçiriyorsunuz ki rahat olsun. Böyle yaptığım bir toka oldu. Diğer olarak şöyle bir tokam daha var. Bu da deniz yıldızı olarak geçiyor. Bunu da böyle normal çemberden çıkartmamız gerekiyor. Çıkartabilirsem hemen göstereceğim. Taraftan çıkartamadım. Bir yandan da silikon tabancamı ısıya koydum. Diğer tokaları göstereceğim nasıl yaptığımı. Ama bir türlü bunu buradan çıkartamıyorum. Şu arkalarını keçeyle yapıştırmışlar. Evet arkadaşlar. Böyle çıkardıktan sonra şu arkadaki ara kısma normal herkeste bulunan şöyle çöp tokalarımızı alıyoruz arkadaşlar. Bu çöp tokamızın şu arka kısmını alıp şu çıkardığımız çemberin ara kısmından bunu geçiriyoruz. Tabii bu biraz ara kısmı olmadığı için fazla zor geçecek belli. Şöyle geçirebildiğim kadarıyla geçireyim. Veya eğer sizin de böyle zorlanırsanız da geçmiyorsa arkadaşlar, şunlar tokacılarda veya pazarlarda satılıyor. Sade çıt çıtlı tokadı olarak da geçiyor. Bunu böyle tokaları alıp, ben beyaz tonunu aldım. Silikon tabanca ısındı. Direkt böyle de yapıştırabilirsiniz ama bunun kenarlarından görünüyor. Normalde ben bunu alma sebebim, şöyle kurdaleli süslerim vardı. Bunlar bir kemerin süsleri arkadaşlar. Şimdi göstereceğim nasıl yaptığımı. Bunu buna geçireceğim ve toka olarak kullanacağım. Tok olarak bunu 1 TL'ye aldım. Bu tokayı şöyle silikon tabancasıyla bol sıkıyoruz. Daha sonra süsümü alıyorum arkadaşlar. Direkt üzerine yapıştırıyorum. Böylece tokam olmuş oldu. Bu böyle bir toka arkadaşlar. 1 TL ile böyle süslü tokalar yapabilirsiniz. Çıtçıtlı. Diğer bir olanı da, bunu da yine kemerden olan. Bunu da yine bunun üzerine yapacağım. Ve toka olarak kullanacağım. Yine süspendirex tokanın üzerine yapıyorum ki rahat yapıştırayım. Alıyoruz. Burayı boz sıkıyoruz. Daha sonra hemen ortalayıp üzerine yapıştırıyoruz. Sizin de eğer evde böyle süsleriniz varsa arkadaşlar, böyle çıt çıtlı tokaları alıp, çok da uygun, 1 TL'ye satılıyor bunlar. Paket işi satışı da var. Nasıl isterseniz öyle alırsınız. Böylece direkt saçınıza takıp kullanabileceğiniz rahat bir şekilde olan böyle tokalar. Bunlar hazır olarak satılıyordu. Ben bunları evde malzemem vardı. O yüzden sadece çıt çıtlı tokalarını alıp direkt böyle tokasını yaptım arkadaşlar. Şunlar da, eğer bunu da getirebilsem size göstereceğim. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Tavsiye ederim böyle tokalarınız varsa çöp tokayı geçirip yapın diye, ama bir türlü olmuyor. Bunu da şöyle yapalım. Üzerine çöp tokasını yapıştırayım. Başka çarem yok çünkü ara kısımdan geçmiyor, ama arasını açıp da yapabilirdim. Keçe var. Videoda olduğu için ben direkt şöyle çöp tokayı yapıştırayım. Bir tane daha alırsamsa. Şöyle iki tane ben yapıyorum. Çünkü eşit olsun diye, bir tek toka bazen tutmayabiliyor çöp tokası.
Şöyle yapıştırıyoruz. Böylece saçımıza taktığınızda saçınıza böyle kullanabileceğiniz toka oluyor arkadaşlar. Deniz taşı, deniz yıldızı olarak. Bu da böyle bir tokamız. Diğer bir olarak da biz ilkokul zamanlarımızda bu kurdaleli tokalar çok meşhurdu. Böyle kurdaleli toka yapacağız. Ama makasımı almam. Şimdi makasımı alayım. Evet, makasım da gelindi. Yok, neyse. Bıçak kullanacağım. İnşallah kesebilirsemse. Şöyle arkadaşlar, kurdele yapımı diğer videoda da göstermiştim. Böyle alıyoruz. İki parmağımızın arasını, uç kısmını bırakıyoruz. Şöyle arasından geçiriyoruz. İşaret parmağımızın, daha sonra orta parmağımızdan aşağı kısımdan çıkarıyoruz. Şu olan aramızın alt kısmından diğer kurdalemizin ucunu böyle çıkarıveriyoruz. Daha sonra da sıktırdıktan sonra parmağımızdan çıkarıyoruz. İnşallah şimdi kesebilirim. Siz tabii makas kullanın. Benim makasım yerinde olmadığı için. Tabii bıçak da keskin değil. Neyse. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar, böyle kurdaleleri yapıyorsunuz. Genellikle çocuklarda bu çok kullanılıyor. Kuaförlerde de bunu çok yapıyorlar. Şu kuaförlerde olan maşa toka olarak geçiyor arkadaşlar. Arka kısmında şu düğüm olan yerimize bu maşa tokanın tek bir ucunu aradan geçiriyoruz. Bunu böyle geçirdikten sonra, burayı da tabii kestikten sonra ben kesemedim. Kestikten sonra böyle direkt çocuğunuzun saçlarını topladıktan sonra böyle maşa tokayı geçirip direkt böyle fiyonklu kurdaleleriyle saçlarını süsleyebilirsiniz. Bir böyle yöntemimiz var. Bir de yine eğer maşa tokanız yoksa direkt buradan çöp tokayı da sokup yapabilirsiniz. Veya şöyle maşalarınız varsa bunları yapıştırabilirsiniz. Bu tarzda eğer isterseniz de yapabilirsiniz. Veya benim şöyle kullanmadığım çemberleri daha sonra da süslemek için çocukları yaparsanız arkadaşlar, her bir kurdaleden şöyle bir kenarına yapabilirsiniz. İsterseniz de bunu daha farklı şekilde her bir rengini yapıp da, bunlar genellikle ben satışlarda gördüm. Bu normal kurdaleleri her bir çemberin kenarına farklı renkten, 3 ton renginden yapıp böyle satışa da sunuluyor. Tek de yapabilirsiniz. Maşa tokayla da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz de o tarz süsleme yapabilirsiniz. Tabii çocuğun saçına göre de değişiyor. Ve bir de kurdalenizin ucunu böyle yapıp daha sonra ama kafasını ölçtükten sonra çocuğunuzun şu geri kalan kurdale kısmını arkadaşlar hemen getiriyorsunuz. Bunun saçına doladıktan sonra bu alt kısmına bunu buradan geçirtip hafif şu alttan da alıp çöp tokayla tutturup bunu çember şeklinde de çocuğunuza böyle kullanabilirsiniz. Veya şöyle direkt kurdaleyi buradan yapıştırıp şuradan kesip alt kısmını, şu alt kısmını da lastik geçebilirsiniz ki rahat kafasını çember şeklinde kurdale yapabilirsiniz. Eğer yok bunlardan ben kurdale yapmak istemiyorum diyorsanız da diğer bir yöntemi de şöyle arkadaşlar. Normal kurdaleyi alıyorsunuz. Bunları şöyle figürlü olarak taşlar, boncuklar, aklınıza ne gelebiliyorsa o tarz şeyleri. Bunlar benim çikolata paketlerinden gelen süslerdi. Bunları bu kurdalenin üzerine koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu kurdaleyi kesip arka kısmına keçe, şu tarz keçeden yapıştırıp çember toka olarak da yapabilirsiniz. Veya direkt çemberin üzerine bu tarz şeyleri yapıştırıp kullanabilirsiniz. Yani bunlardan elinizde çemberiniz varsa, kurdaleniz varsa, küçük pullar da olabilir bu tarz
süslemeler de olmayabilir. Veya lastik çokaların üzerine de bunları yapıştırabilirsiniz ve böylece süslü süslü çocuğunuzun saçlarını yapabilirsiniz. Benim tokalarım genellikle böyle değişe değişe yaptığım tokalar. Siz de eğer isterseniz bu tarz tokaları değiştirebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.